Adam da nerede kaldı? Tövbe tövbe, geleceğim diyor 20 dakikaya. Selamünaleyküm. Vay abi, nasılsın ya? Herkese merhaba. Gezen Adam bugün size tıraşını paylaşacak. Bakalım berber sohbetleri Vol 1 başlıyor. Hadi bakalım abi. Bismillah. Evet, berberdeki tıraş olma esnasında çok merak edilen konulardan bir tanesi. Erkekler berberde ne konuşur? Bayanlar gibi biz arkaya falan gitmiyoruz. Sürekli ne yapıyoruz? Onlar hakkında kısa bir bilgi verelim. Berberim Uğur bu arada. 5. senemize giriyoruz. Aynen. 5. yıl dönümümüzü kutlayacağız inşallah. Evet. Bugün bana özel bir vakit verecekmiş. 5. yıl olacak. Aynen abi. Ahmet, kendini tanıt Ahmet. Merhaba, ben de Ahmet. Adem abi 6 senedir tanırız. Uğur'la 5 senedir, Ahmet'le 6 senedir tanırız. Şu an bilim çaresiz. Ahmet'i biz ultrasonda tanıdık. O kadar eski tanışırız ya. Daha da evveli gibi, daha enerjili o zamanlar. Babasından biliyoruz. Değil mi? Aynen, tabii. Tabii babası o zaman portakal babası o zaman uzuyuz abi. Evet oğlum, nasıl bir tıraş yapacağız? Abi yani standart yapacağız sanırım. Biraz önleri uzun yapabiliriz ya. Tamam. Arkalardan bir tık daha kısa geçelim. Evet. Önler tarancı. Biliyorsun benim kafanın arkasındaki spesifik bir durum var. Aynen biliyorum. Aynen. Abi. Ben düz bir Zonguldak'ların evet. Kafası gibi. Bu arada Zonguldak selamlar. Hepsini seviyoruz. Şey, linçleme yani. Ama yani hayır, onlardan böyle şey var abi yani. Genetik. Yapısı, genetiklerden. Yani bu çok dikkatimi çekti yıllarca abi, dümdüzdür böyle. Yarın buraya molotof atacaklar. Bir de burayı böyle bombe bırakıyoruz. Bak berber tipi. Bu en sevmediğim berberliğe gelen müşteri tipi ne? Abi en sevmediğim, ne istediğini bilmeyen adam. Anladın mı? Ben. Yani sen değil abi, seni çözdük. Adam geliyor mesela. Saçım 3 numaraya vur diyor. Vuruyorum 3 numara, ha ne yaptın falan, bir de kel yaptın, buyur. Bir daha uzama şansı da yok. Uzama şansı var illaki ama bir zaman alacak abi. 2 ay, 3 ay gibi. Peki en sevdiğin müşteri tipi? En sevdiğim müşteri tipi abi, tamamen kendini bana bıraktı. Tabii. Bana bırakan, bana güvenen hiçbir şekilde pişman olmadı abi bu zamana kadar. 5 senedir geliyorsun ha. Aynen öyle abi. Hatırlıyorsun o günü. Evet. Vay be. Uğur'la bizim tanışma hikayemiz, ben askerden gelmiştim biliyorsunuz. Askerde tıraşları sıkıntı. Lafını bana bölüyorum. Her zamanki gibi sıfırlıyorum. Evet. Aklımda bir şey evet. Yok. Sadece önden hafif uzun bırakıyorum. Evet. Aynen. Stabil devam. Evet abi, buyur. Sağ olun. Askerden geldim, saçım çok kötü tabi, bir berbere girdim, tabi berber de kendine müşteri kazanması lazım, berber de vurmuş, dedim böyle ben askerden geldim, aa dedi nasıl yaptım falan, tabi 2-3 tıraş sonrasını yolunu yapıyor gelmem için, tabii. Şimdi biz bunu diyor hallettik, 2-3 tıraş sonra sağ solu bir halledeceğiz diyor, ondan sonra tam oturacak, yani 2-3 tıraş daha vakit kazanıyor, devamlı müşterisi olayım. Gerçekten berberlikte çok başarılı. 5. senemiz oldu. Teşekkürler abi. Yani bu zamana kadar pek bir şikayetim olmadı. Yani hiç şikayetim olmadı. Gelip kendinizi emanet edebilirsiniz. Çırak Ahmet'le yetişiyor. Kendimi bildim bileli izliyor Ahmet. Bildiğim bir pasalik taraftarı gibi abi de izliyor. Adam son 8 senedir çırak abi. Evet, 8 senedir çırak. Müzmin çırak. Bakmayı seviyorum diyor ya abi. Ben bakayım diyor böyle ömür boyu. Ben bir izleyiciyim. Bak böyle. Aynen bu şekilde. Model bu yıllardır. Ben böyle de durmuyor. Hep böyle. Aynen öyle. Bu adam nereye bakıyor? Evet. Ahmet, tıraşı öğrendin mi? Abi yapıyorum. Ama eksiklerim var, onları şu an tamamlamaya çalışıyorum. Mesela? Mesela makas. Vay be, bayağı büyük bir eksik. Makas tıraşları simetri olarak ayarlanması biraz zordur, bilirsin abi. Dayak yiyerek öğrendim diyorsun. Dayak yiyi öğreniriz abi. Evet, tabii ki işin şakası bu. Ustam sağ olsun. Daha bir fiske vurmamışım da. Yanağını vurmadı. Ahmet, senin en sevdiğin müşteri tipi kim? Benim en sevdiğim müşteri tipi senin gibi abi olanlar. Vay be! Nasıl yani? Ben de var ya, sen buradasın, bir de canlı yayınları diye böyle yapıyor abi. Değil mi? Ben aynen video yapıyoruz diye böyle. Bence de. Az önce sen aradın ya beni kaç dakika, evet. Dedin 15 dakika geliyorum. Kim dedi geliyor? Adem abi dedim. Ya falan. Yine geliyor diyor. Geldi gelir diyor falan. Şimdi de böyle yüzüne diyor ki en sevdiğin bir şey tipi sensin. Vay be. Öyle mi Ahmet? Öyle demem. Beni biliyorsun abi. Yürü be Ahmet. İçimi biliyorsun, o yeter. Güzelliğin yeter Ahmet Sey. Eyvallah abi. En sevmediğin müşteri tipi? En sevmediğim müşteri tipi Uğur abinin dediği gibi abi. Ben şahit oldum çünkü kendimde. 5 numaraya vurdum abi. Evet. Geldi sonraki gün sabah, çok kısa olmuş dedi. Allah Allah. Bana şurayı 5 numaraya vurdurtuyorsa şurayı makasla. Ne yaptın? Sabah geldi. Demek ki gece düşündü Ahmet ha. Aynen abi. Nasıl bir etki yarattıysan gece seni düşünmüş abi.
Beni düşünmesin abi. Beni gündüz düşünsün. Uğur, bu koronadan dolayı berberler nasıl oldu ya? Onlara biraz bilgi ver misin? Abi insanlar, koronadan biliyorsun ilk çıktığı zaman Türkiye'de mafta görünmeye başladı sanırım. Doğru mu? Doğru. Kısa bir süre sonra zaten kısıtlamalar geldi. Biz de bir ikiye yakın kapalı kaldık. Sonra yine açıldı abi Mayıs ayında. Bu korsan berberler falan olmuş galiba. Oldu abi yani illegal tıraş. Ben kesinlikle yapmadım abi. Çok karşıyım öyle şeylere. Söyledim çok zaten. Paylaşımlarını gördüm. Neden oldu? Sıkıntı abi ya. Kimsenin hayatına riske atmaya gerek yok 3-5 lira kadar geldi. Peki şu an nasıl? Abi şu anda bir saat kısıtlaması var. Sabah 10 akşam 8 çalışıyoruz. 8'den sonra denetliyorlar. 8'den sonra hani şöyle bir durum da söz konusu. Şu dedim ya ilk ay falan kapalı kaldı. Evet. Sonrasında açtığımdan böyle bir kere bile denetlemeye gelmediler abi. Demek ki sana güveniyorlar olur. Bilmiyorum abi yani ama şöyle bir şey var. Tedbirlerim sağlam Allah'a şükür. Evet, senin tek titizliğini biliyorum bu konuda. Uğur bu konuda hijyen konusunda acayip sıkıntılı. Yapma abi. Eşyalar bakın tek kullanımlık, tek kullanımlık şeyler. Ahmet çöpler alıyor müşterisini öyle takıyor ama olsun bunu yapmış. Hayır hayır biz bunu şimdi çöpe atıyormuş gibi yapıyoruz ama atmıyoruz. Aynen. Videodan sonra diğer müşteriyi takacaklar. Bunu da kamera arkası koyacağım. Evet. Diğer müşteriye devam. Peki Uğur bu zamana kadar eyvah dediğim bir olay oldu mu tıraş ederken? Abi oldu yani bunları sende de yaşadın. Sende başka şeyler de yaşadın. Bir sefer sende olmaz. Evet. Anlatalım abi. Bir gün Uğur'a tıraşa geldim. Uğur normalde aramız çok iyidir böyle espriler falan yaparız. Baktım Uğur böyle anlamsızca bir gülüyor. Ben tabii olayım uyandım. Orada bir sıkıntı var. Dedim Uğur ne oldu? Yok abi diyor aklıma bir şey geldi. Eyvah dedim. Şimdi kafamdaki seçenek veriyorum. Hayır bir de kafayı şu şekilde hafif çevirsen göreceksin. Aynen. Yok ben gördüm zaten burada. Ben gördüm ama. Güldükten sonra baktım. Sen kafayı çevirmedin bana. Ben panik yapmıyor diyor. Şimdi dedim ki bu zaten kaçırdı. Ben buna daha çok panik yaptırsam ne oldu desem dedim diğer tarafları da kaçıracak. En iyisi hiçbir şey söylemeyeyim. Uğur sonra tıraşı tamamladı. Tam 2 sene o yanlışlıkla yapılmış tıraşı kullandı. Yani bazen her hayırdan şer, her şerden hayır diyorlar ya. Yanlışlıkla olan tıraşı ben 2 sene kullandım arkadaşlar. Başka oldu mu Uğur'u? Abi öyle oldu. Yani çok oldu. Harbiden bir neydi bela bir musibetten iyidir. Biz de öyle bir musibet yaşadık. Sonuç itibariyle de o tıraşla 2 sene boyunca gezdim ve çok hoşuna gitti. Evet. Başka olan oldu mu? Başka olan hemen bir düşüneyim abi çünkü o kadar çok var. Bıyık mıyık aldığın oldu mu? Abi bir gün ağda yaparken adamın bıyığına damlattım. Burnunun üstüne ağda yapıyordum. Eyvah. Ağda bir damlar buraya. Dayı kalli felli dayı mıydı? Allah'tan abi ben böyle kimle sıkıntı yaşasam hep böyle şey adamlardı ya. Efendi. Hani efendiden ziyade anlayışlı adamlardı. Bir şey demedim. Sıkıntılı adamlarda işim gücüm biraz gitti çok şükür. Bir sıkıntı olmadı. Ama çok sıkıntılı adamlar var abi. Hani Allah korusun sıkıntılı bir adama da anlat onu. Adam mahkemeye kadar gider. Değil mi? Abi adam şu saç telinin hesabını yapıyor ya. Onu görebiliyor ya. Aynen öyle. Çok enteresan. Vay, Allah öyle müşterilerden korusun diyelim. Yok yok korumasın abi. Hani sabır edersin. Ya abi. Seviyoruz işimizi çok şükür. Yani bir şekilde işin üstesinden geliyoruz çoğu zaman. Sen yaptın mı Ahmet öyle bir şey? Yenisin. Ben yapmadım abi. Kaçırmadın daha hiç. Ama makine kaçırdığım oldu bir kere. Anladı mı? Anladı. Ne dedi? Ya yan tarafta abi düzeltilecek bir durumdu. Ha. Uğur abi de geldi sonraki gün düzeltti. Bak mesela... abi mesela şimdi böyle konuşuyoruz afrafı açıyor. Bugün Arife günü fullüz biliyorsun Arife. Evet evet. Gece saat 2-3. Yine tıraş değil artık böyle olmuşum abi. Makas tıraşı yapıyorum o zaman. Abi adamın şu tam kulağın üstündeki deri bir kesersin. Deri kalktı. Bir de ara makasıyla böyle şekilli kalktı ama. Tarz yaptı. Tarz dar gibi. Ne oldu falan? Abi dedim biraz sıyrıldı falan. Bir paket kan taşı falan. Durdurdum kanı. Abi dedim var. Hemen bir suni teneffüs. Var mı sıkıntı? Aynen onu da. Yok dedi kardeşim olur dedi falan. Abi adamı bayramın son günlerine doğru mu? Üçüncü, dördüncü günü mü? Veya bayramdan sonraki günü mü? Gördüm. Burası sargılı. Hastaneye. Yemin olsun sargılı. Abi dedim ne oldu? Ya dedi oran dedi çok sızladı dedi. Kliniğe gittim dedi. Dikiş attılar dedi. 3-4 tane bu yok. Bu adamdaki nezakete bak. Anladın mı abi? Başkası olsa olay çıkarmış. Başkası olsa abi. Düşünsene yani. IMDB 9.9 Tür korku gerilim. Uğur'un yaşadığı olay. Abi neler neler yani. Vallahi biliyorum. Parasını vermeden giden oluyor mu? Parasını vermeden yani oluyor abi.
Tanıdıkların oluyor mu? Tanıdıklar bunu yapmıyor abi ya. Yani yeni bir şey. Tanımadığım adam. Zaten tanıdığım adam bana en başta gelmeden önce hani yapabilir misin gibisinden rica eder. Bunu tanıyan adam yapar abi. Şey, tanımayan adam yapar. Getireceğim, getirmeyeceğim. Yani, oluyor ya. Oluyor abi, olmaz olur mu yani? Belki yani bu şekilde piyasadan ne alacağım paralar var. Değil mi? Onların hesabını bir yapsam abi. Ama nasıl güveniyorsun mesela? Yok da diyemiyorsun. Abi şimdi yani insanlar sıkıntılı. Bana dese ki ya abi veya kardeşim, arkadaşım. Ya tıraş olmam gerekiyor, cebimde param yok. Vallahi bak bana bir Allah razı olsun dese abi, kafi. Ama sen öyle filme girmesin. Şimdi sen buraya bükle, yaparsan. Tamam. Anladın mı? Aa model bu, tıraş bitti. Aa kardeşim falan. Diğer pantolonda kalmış cüzdan. İşte hemen geliyorum, gelmezsem anamı bilmem ne yap. Ya abi dur diyorum ya. Küfür etmene gerek. Şeye karışılmayan anneler kutsaldır yani. Adam gülüşüyor bir tane. Toz. Bunlara gerek yok abi. At tırafı bir tıraş olacaksın. Aynen öyle. Sıkıntı yok ya. Bana en başta söyle ama sen beni en yerine koyarsan olmuyor abi, üzülüyor. Yakışık almıyor. Biz de bu işten ekmek yiyoruz. Aynen öyle. Çoluğuna çocuğuna bakıyoruz. Aynen öyle abi. Ahmet bunları iyi dinle bak. Gelecekte başına gelecek şeyler bunlar. Geldi zaten abi. Hadi ya. O da bana geldi. Sana mı geldi? Sabah bismillah abi dükkanı açtım. Uğur yok. Uğur abi şey yaptı. Ben açıyorum, temizliği yapıyorum ya. Evet. Bir 15 dakika rotarda geliyor Uğur abi benden sonra. Temizlik evet. Yaptığım için abi. O aşağı bir müşteri geldi abi. Sakal tıraşı. Dükkanı sitti adam abi. Evet. Bismillah dedi. Yaptım adam abi. Adam şu şekil. Aa dur arabada unutmuşum, 20 dakikaya geliyorum. Abi 2 ay oldu. 2 aydır gelecek ha. Bekliyorum abi. Hayır şöyle bir şey var. Gelsin, o para tıraş benden olsun, gelsin. Şu anda biz müşteri kaybına uğradık. Her sabah tıraş oluyordu. 15 lira sakal tıraşı paramızı alıyorduk. Abi. Ondan da olduk, anladın mı şimdi? Evet, iki türlü zarar. Böyle sıkıntıya giriyor. Yani gelme, utanıyor şimdi o. Yüzü yok artık. Evet. Belki gelecek ama gelemiyor. Ya şimdi gelsin desin, unuttum. Eğer bizi izliyorsan gel, sıkıntı yok. Aynen. Bak bir şey yapmayacaklar. Arka kafa boş, kilitli değil. Hiç sıkıntı yok. Gel, oturuşun da benden olacak. Ama sen gel. Ne olur ki gel. Yine gir gel. Müziği abi. Aynen. Aynen. Buradan seslendik müşteriye. Bir tane dislike gelir, o da o. Beğenmez. Aynen abi. Abi onlar kendini biliyor. Hiç kadın geldi mi tıraş isteyen? Var. Yani benim eskiden, genelde böyle orta yaş, yaşlı kesim geliyor. Özellikle macir ablalarımız geliyor. Tıraşı beğenmiyorlar. Şimdi benim dikkatimi çekiyor zaten. Onlar saçlarını hep kısa tutuyorlar abi. He, seviyorlar. Bayan kuaförleri de illa ki kısa saç kesen vardır ama bir erkek... Buradan Barış'a sesleniyoruz. Barış Sercan erkek kuaförü bunları dur. Barış Sercan. Tabii bak bazıları mükemmel. Ben Barış Sercan'ın tıraş olmuşluğum vardı bu arada. Barış Sercan işin ustalarından bir tanesi. Onda ben ağabeyen reklamını yapıyorum bu arada. Barış şimdi bu arada biliyorsun ilkokul arkadaşımsın. Reklamını yaptım. Hemen IBAN atıyoruz sana, bana gönderiyorsun sponsor. İlla ki kesenler var abi. Güzel kısa saç kesen bayan kuaförler ama genel olarak bir erkek berberi olamazlar. Biz de bir bayan kuaförü olamayız. Evet. Klasman farklı. Yani kadın gelmiş abi civardaki bütün kadın kuaför, bayan kuaförlerine. İstediği saçı yapamamış. Geldi bana rica etti. Hani kesebilir misin? İşte farkın değil. Burası erkek kuaförü. Sıkıntı olur mu? Hadi yok abla ne oluyor? Geldi hallettik abi. Bir iki üç tane tıraşını ettim. Sonra Bulgaristan'a gitti falan. Sağ olsun yani yanlış anlama abi. Çoğu erkek müşteriler neydi? Baş falan iyi yani. Evet. Giydiriyor. Baş iş vermeyen müşteriler. Evet. Haberiniz olsun arkanızdan böyle konuşuyor yani. Güzel tıraş yapıyor. Sağlamlar. Baş iş verdiğiniz sürece ablacığım yaparım ben. Evet. Berberlere baş iş vermezseniz arkadaşlar böyle dertliler işten içi, haberiniz olsun. Yok da abi galiba hakkımızı alalım, kafir gibi abi. Evet, işin esprisindeyiz. Randevu olması çok iyi abi. Randevu pandemi açısından içeride... Bunu ben Uğur'a alıştıramadım. Randevuyu ilk alıştırmaya çalışan kişi bendim ama hasta tedaviye cevap vermedi. Uğur diyorum, geleyim mi? Kaçta geleyim? Abi diyor, sana saat veremem. Niye diyorum Uğur? Birisi gelir oturur, ne diyeyim? Uğur'cum diyorum, bak saat al, beni örnek veriyorum. 2-2'ye de dolu de. Bana adam 3 sene boyunca randevu vermedi. Randevusuz tıraş oldu. Şimdi devletimizden Allah razı olsun Uğur'a randevu vermeyi öğretti. Artık randevuda çalışıyor. Hasta tedaviyi kabul etmedi ya. 3 sene adam bana randevu vermedi. Gel diyor, bir gidiyorum. Şey gibi sevgilisini başkasıyla görürsün ya, üzülürsün. Bir bakıyorum koltukta başka biri tıraş oluyor. Bana gel demiş. Hayda onu bekliyor. Abi sen bana o arada böyle tribe giriyordun ama ben seni yakalıyorum.
Bir bozuluyordun sanki. Ya evet, nasıl bozulmayacaksın abi? Gel diyorsun, gidiyorum abi. 5 dakika geç kalmışım. Aaa sanki evinde birini basmışsın karınla. Adam koltukta tutuyor, benim koltukta tutmuş oluyor. Bir de onu bekle. Tabii Ahmet başarılı gayet. Evet, yanlar her zamanki gibi 10 numara oldu. Şimdi üstlerde de dediğimiz gibi devam ediyoruz. Evet, uzatacağız. Uğur'u ben 2-3 kere aldattım berberlikte. Abi ilkinde 3'müşüm, çok önemli şeyler bunlar. Sanırım ilkinde Uğur'u aradım, dedim ki Uğur acil tıraş olmam lazım. Abi ben onu hatırlamıyorum. Bak aslında. Anlatacağım şimdi. İlk dedim Uğur tıraş olmam lazım acil sana. Tamam. Abi dedi 2 kişi var işte şu Uğur dedim ek 2-3 kişi. Ya dedim abi boşver benim işim acil. Yok abi ekemem falan. Gittik başka yerde tıraş olduk. Ne ben tıraştan memnun oldum. Ne Uğur mutlu oldu. Sonra ikincisi de Endonezya'daydım, tıraş olamıyorum. Saçlar da bayağı kötü oldu, bir ayı geçti. Dedim bir tıraş olayım, orada da bir kere Endonezya'da olmuştum. Bir de bayramdan, Arife günü müydü? Son abi, günüydü, son abi, günüydü. Bayramın son günüydü. Son günüydü, kapalı berberler bazıları. Şu Uğur'u aradım. Dedim Uğur'cum tıraş olmam lazım. Abi dedi ben aile tatili yapıyorum. Şile'de miydim? Şile'deydim, geri dönüş yolculuğundaydım hatta. Evet, geri dönüş. Sana dedim yarın sabah evet. Erkenden falan filan. Ben de ondan sonra kampa gidecektim. Harbi de abi, Adem abinin şu özellik var, o gün tıraş olacaksa olacak. Hayatta beklemez yani, öyle bir durum da var. Kesin olacak. Sonra Ahmet'i de 2-3 senedir, 2 sene olmuş muydu seni görmeyeli Ahmet? O gün mü? O gün gördüğümde seni. Olmuş demek yani. Hemen o bir sene, berber arıyorum, önüme çıkan ilk berbere tıraş olacağım. Berbere bir girdim, birisi vay Adem abi diyor. Baktım Ahmet, Ahmet'in abisinin berberi. Şansa bak, bunu başka yere kaçamadık. Peki Uğur, bir gün seni nasıl yakalamıştım hatırlıyor musun? Abi ben o gün birazcık duygusal olarak şeydim, çöküntü yaşıyordum. Geri sorunlarımız vardı biliyorsun dedim. Bazen berbelere bağlıyordum. Bir gün berberin gittim, Uğur'la biz birbirimizi çok yakalıyoruz. Bazen insanın modu düşük oluyor. Ben düşük olunca o beni yakalıyor. 1-0, 2-0, 3-0. Öyle bir şey yapmıştı bana bir iki tıraş önce. Bir gün berberin önünden geçiyorum, tıraş olacağım. Baktım koltukta böyle sessizce duruyor. Abi küfür, de kafada yetti böyle. Küfür sokakta yok olmuş, kenara koymuş, yanında çayı var. Öyle bir mazmur takılıyor. Bugün gün intikam günü, asıl. Uğur'u nasıl yakalıyorum ama bir şey diyorum, he abi, hü abi. O gün dedi ki beni perişan ettin. Sana intikamını aldı gerçi ama. O zamanlarda kepsler vardı. Aynen öyle. Uğur'un moralini düzeltmiştim. Ben olmasam bayağı sıkıntıydı ha Uğur'un. Abi ben o gün ayıptır söylemesi diyeceksin, ayıpsa niye söylüyorsun? Evet. Ama söyleyeceğim. Akşamdan kalmıştım falan. Devreme geç geldim falan. Şimdi o olunca biliyorsun ertesi gün bir pişmanlık oluşuyor ya abi. Hı-hı. Aynen onu yaşıyorum. Zaten evden çıktım ya, bir uyandım başladım kendime küfür etmeye abi. Ben niye böyle bir şeyler yaptım? İşe gelene kadar küfür ettim. O anda da küfrüm bitti, benim düşüşteydim, sen geldin zaten. Tam arada yakaladın. Arada yakaladın abi. Ama bütün gününü açtım. Güzel abi geçti. Güzel oldu. Allah'ın ağrını kırdın. Aleykümselam abi, hoş geldin. Sağ ol abi, teşekkürler. Ne gelmiş Ahmet? Ne mi gelmiş abi? Pilav üstü tavuk döner 9 TL. Hemen söylüyorum. Tavuk olduğundan emin miyiz? Yok abi, Cafe Break Tutu filmden sen okursun burayı. Ne bir dakika abi. Cafe Break Tutu filmden. Kalem bile Xbox bir şey yazıyor. Kameraya göster ne yazıyor. Bir göster bakalım. Ahmet'in okuyayım, bir göster kameraya. Evet, kafe kahvaltı yazıyor. Ahmet bunu, kafe ne dedin Ahmet? Kafe, abi ama burada İngilizce. Abi böyle Cafe Break'o bir şeyler Brego. Diyor. Ahmet Kars'ta olduğu için yabancı dili çok iyi. O yüzden grameri çok güzel. Kars'ta bir lafı. Ahmet buradan Karslara bir şey söylemek ister misin topraklarına? Seni dinliyorlar. Abi topraklarına nasıl bir şey söyleyebilirim? Karslı olan sensin. Sen şöyle diyeyim sana abi. Düzenbazlık yapmayalım lütfen. Sizden izinden bizim adımız dekilebilir. Yapmayalım. Buradan ben kardeşime de selam gönderiyorum. Kendisi Karslı, en sevdiğim Karslardan bir tanesi. Evet. Nadir olsa da Karslılar iyi ya. Evet, nadir çıktın mı çok iyi çıkıyor. İyi abi ya, Karslılar iyidir aslında. Ahmet de iyi aslında, kötü çocuk. Bilmiyorum hani, bir de belki de kötüleri denk gelmedi abi. Evet, belki de olabilir. Bilmiyorum belki. Ama bana da kötüsü denk gelmedi ya. Millet şey yapıyor ama yok, Atatürk'ün atını çalmışlar. Böyle bir söylenti var. Bunu ben duymadım. Onu başka türlü anlatanlar da var abi. Nasıl artık, mesela? Yani işte adam ahırdan, babasının ahırından evet. Atı çalıyor. Atı başka bir renge boyuyor, babasına tekrar satıyor. Babasına satar derler ya, demek ki o. Belki bir şeyler olmuş yani abi. Biri bizi mi izliyor? Biri, dayı var bir tane, düşünüyor acaba tıraş olsam mı, olmasam mı? Dayının kafada saç yok, kesin. İşte ondan dolayı, acaba kaç para bunlar falan? Yarısını 15 lira.
Ahmet Gıçağlı'nın da evet tıraş etmiş. Ahmet normalde hiç böyle yüzümü falan şey yapmaz. Yapmaz. Ne zaman yapmaz. Git dayı içeri tıraş et Ahmet, öğrenirsin. Abi şu anda kestik saçlarım. Kırılmış biraz, ondan böyle dalgalı gelebilir gözüme. Peki o, kalbimin kırıklarını ne yapalım? Kalbimin kırıklarını nasıl yaparız? Abi o çok sıkıntılı işte. Ben gibi değil mi? Bebeğim gibi. Kaşığına gezin. Şimdi abi, sakallar hakkında ne düşünüyorsun? Sakalları inceltelim mi diyorsun? Sen de abi, sen nasıl diyorsun? Gözüne nasıl hoş geliyorsa biliyorsun, onu sana bırakıyorum genelde. Bilmiyorum ki. Çok da uzun mu? Değil aslında. Bıyıklar ön planda devam ediyor musun? Yok. O bitti. Bu var ya, bu şu. Evet. Dünyanın en rahatlatan şeyi be. Satış. Bak şunu da buldum. Biricik pardon. Bir dakika abi. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Aziz Desin neydi o adam? Bilmem ne Sancar. Neydi o adam? Aziz Sancar. He. Nobel ödüllü. Virüsü çıkaran Çin. Aşısız virüsü yenen Çin. Aşıyı satan gene Çin. Evet, hadi ateistler bunu da açıklayın. Ateistler ne yapsın? Aynen. Ateistler ne yapsın buna? Ateistlerin beyni yandı abi. Aynen. Zaten sonra. Çok doğru bir yaklaşım yapmış abi. Evet, zeki insan. Çok değişik oyunlar dönüyor abi bu. Ahmet de şeyleri. Aziz Sancar'ın yakın çalışmalarını sıkı takip ediyor. Aynen. Tabii. İddia falan hiç oynamaz. Full Aziz Sancar. Aynen. Böyle Cancak Russo falan, böyle edebi kitapları çok sever. Edebi, felsefi. Tabii. Geçen Spinoza yokudu abi. Diyanar'da karşılaştık. Abi. Hiç iddia falan yapmaz. Altılı hiç yoktur Ahmet'te. Yok abi. Abi dün gece uyandık. Bir anda Aziz Sancar diye bağırdı. Modelece yani. Ne diyorsun abi ya? Bağırdın abi. Modelece yani. Sıra var mı abi? Sıra var. Abi bir kişi var. Elindeki işten sonra. Ondan sonra müsait olur. Bakacak mı? Yok ya. Emre istiyorsan akşama doğru ben de verelim sana. Valla ben şimdi çıkartsam artık beni göremezsin. Yarın. Ya da bekleyeceksin abi top sende nasıl istiyorsan. Kaç dakika, bir saat sürer mi? Yani bir saat 40 dakika falan kesin sürer abi, 40-45 dakika. Neyse haberleşiriz abi ya. Abi numara var mı sende? Umarım. Sanki vermiş mi? Müşterilerle diyaloglar bu şekilde. Kararsızlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İyi olurum diyor. Bekle diyorum. Karar. Benim gibi dakik var mı? Aldır abi bu abi bizi izlerse ne olacak? Abi. Yanlış. Evet. Kadınlar da kafayı böyle geriye doğru yıkayıp yıkıyorlar. Bizde ise bu şekilde. Görün neler çekiyoruz yani erkekler olarak. Bas suyu Ahmet. Soğuk sıcak ılık beyefendi. Hava soğuk, korona var, boş ver, soğuğu basma, ısınsın. Bas suyu dediğiniz zaman şimdi. Bas suyu da sıcak suyu. Tamam Adem Bey. Bu arada saçımı her zaman berberimde kendim yapıyorum. Uğur artık tanıdı beni. Seninle uğraşamam dedi. Ne yapıyorsan yap. Saçı kesiyor, şekil verme kısmı bende. Onu da şimdi gösteriyorum size. Bitirdim. Küçük bir wax süreceğim. Ben devam ediyorum. Nerede Ahmet wax? Abi parlak mat. Parlak. Edersin? Tabii ki buyurun abi. Evet. Artık berber bile benimle uğraşmıyor. Kendi dezenfektan yapmamızı unutmuyoruz arkadaşlar. Sağa sola. Efe erkek kuaförü gelirseniz. Daha fazla sürecek misin abi kafini? Yok yeter bu kadar. İşte Cristiano Ronaldo. Nasıl oldu Ahmet? Abi fenasın başa belasın be. Evet arkadaşlar, şimdiki videomuz burada sona erdi. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazın. Ne konuşmamızı, neleri merak ettiğinizi hep beraber karar verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.